Efendim iyi akşamlar. Bir Söz Meclisten İçeri programında yine sizlerle birlikteyiz. İki değerli bakan arkadaşım Sayın Tayfun İşçi ve Sayın Namık Kemal Zeybek arkadaşlarımız da bu haftanın öne çıkan bazı gelişmelerini sizlerle değerlendireceğiz. Yani bunu her hafta söylüyoruz ama yani bir haftanın içerisinde o kadar çok hadise var ki hangisine değineceğimizi, vakit ayıracağımızı bilemiyoruz. Hepsi de önemli. Ama onun öncesinde tabii ki ilk başta AKP'nin kongresi, yeni hükümet, Binali Yıldırım hükümetinin daha ilk günden itibaren açıkladığı işte anayasa değişikliği. Bunları tabii birinci bölümde şey yapacağız. İkincisi bu PKK azgınlığı devam ediyor ve Amerika'nın planları da devam ediyor. Maalesef işte bugün 6 tane biri binbaşı, 6 tane şehidimizi vatan toprağına verdik. Ankara'nın gündemiyle Güneydoğu'daki askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın gündemi adeta çok farklı. Uzaktan film seyreder gibi. Yani Irak'taki bir hadiseyi, Suriye'deki bir hadiseyi adeta seyreder gibi Ankara ve parlamento. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunun üzerinde duracağız. Bir de tabii şimdi bu birkaç şey daha var. Onları da yapacağız. Bir de MHP'deki kongre tabii gelişmeleri. Onlara da kısaca değineceğiz. Ama onun öncesinde birkaç şey var. Bunları paylaşmak istiyorum. Hepimizin de yakından tanıdığı İbrahim Bodur vardı. Benim de şahsen uzun yıllardan beri tanıdığım sanayici, duayen bir şey. Kale grubunun işte yönetim kurulu başkanıydı. Allah rahmet eylesin. O vefat etti. Dolayısıyla ailesine de iş alemine de başsağlığı diliyorum. 19 Mayıs'ta Türkiye Gençlik Birliği İstanbul'da muhteşem bir gerçekten muhteşem bir kalabalık ve muhteşem bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bundan dolayı da emeği geçenleri, bütün gençlerimizi de en azından kutlamak istiyoruz buradan. 19 Mayıs'ta da yine Aziz Sancar hocamızın daha önce söz verdiği gibi Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir komutanlığına Nobel Barış Ödülü almış olduğu madalyonu sertifikasıyla beraber Atatürk Müzesi'ne hediye etti. Gerçekten önemli bir şey ve kendisine de buradan tekrar başarılar ve uzun sağlıklı ömür diliyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi bir başka şey de tabii bu AİHM'de hem alt mahkemenin hem de AİHM Genel Kurulu'nun aldığı karara rağmen, yani Ermeni soykırım yalanının tescil edildiği kararlara rağmen Almanya'da bir grup milletvekili herhalde Türkiye'yi sıkıştırmak şeyinden 2 Haziran'da orada bir oylamaya yapılıyor. Yani Ermeni soykırımını işte tanıma falan diye. Şimdi buna tabii öteden beri hepimiz de o faaliyetin içinde olduk. Rahmetli Rauf Denktaş'ın başkanlığında ta 2005'te kurduğumuz Sayın Doğu Pencek ve birçok arkadaşlarımızla beraber Talat Paşa Komitesi olarak bu gelişme karşısında yine tepkiler ortaya koyduk. Hem Vatan Partisi hem Talat Paşa Komitesi dün İstanbul'da Alman Büyük Başkonsolosluğu'na gidildi. Orada bir gösteri yapıldı ve bir Almanca ve Türkçe metin verildi. Bugün de Büyükelçilik önünde öyle yine arkadaşlarımız gittiler, protesto ettiler. Ama bu protesto tamamen iyi niyetli protesto. Yani dostluğa bir zarar gelmesin. Yani yoksa şey değil. Şimdi çok güzel bir gelişme var. O da şu, bu cumartesi günü ayın 28'inde Berlin'e gidiyoruz Talat Paşa Komitesi olarak ve bu oradaki Berlin'de saat 4'te yani oranın saatiyle Almanya'nın saatiyle saat 4'te bir
Meclisin hemen Alman parlamentosunun yakınındaki meydanda bir demokratik tepki ortaya konulacak. Bu çok çok önemli. Yani Berlin'deki komite sadece Tarat Paşa değil, Tarat Paşa komitesi olarak organize ediyoruz ama mesela Almanya-Türk-Azerbaycan Birliği, Almanya-Türk Konseyi, Almanya-Türk Mimar ve Mühendisler Birliği, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği, Türkiye Cumhuriyet Kadınlar Derneği, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, mesela bu Türk Demokratlar Birliği AKP yandaşlarının olduğu bir dernek birlik. Berlin Alperen Ocakları, Berlin Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, Dialog für Frieden, Diyanet İşleri Türkistan Birliği. Bu da çok önemli. Orada çok Diyanet İşleri. Tabii. Türk Okul Aile Birliği, Türkiye Gençlik Birliği Avrupa, Türk Eğitim Derneği, Berlin Türk Cemaati, Türk Alman Toplumu gibi çok önemli kuruluşlar. Bunlar hepsi, yani bunların şeyine baktığınız vakit burada MHP'liler var, Büyük Birlik Partililer var, AKP'liler var, CHP'liler var, MHP'liler var ve Vatan Partililer var. Yani hainlerin dışında, PKK'nın dışında, onun uzantısı olan HDP denilen hainler toplumunun dışında bütün Türk milletinin oradaki Almanya'da Berlin'deki toplulukları bu etkinlikte 28 Mayıs'ta Berlin'de olacak saat 16'da. Biz de buradan Tarat Paşa Komitesi olarak Allah kısmet ederse 28'inde Cumartesi günü sabah İstanbul'dan Ankara'ya Berlin'e gideceğiz ve akşam da gece yarısı yine uçakla Türkiye'ye geleceğiz. Şimdi bu vesileyle bir şey söyleyeyim. Daha ufak bir uçak kiralanmıştı. Fakat o taştı. Şimdi daha yolcu kapasitesi daha daha artan bir uçağa transfer oldu. Bu arada yani yine bir 10-15 tabii koltuk boş durumda. Bunu da ben bu vesileyle çağrı yapıyorum. İmkanı olanlar ama tabii yeşil pasaportu olacak. Çünkü şu andan itibaren vize alma mümkün değil. Yeşil pasaportu olanlar 1200 lirayı gidiş geliş bütün para yatırırlarsa girerlerse hem Facebook'ta hem de Twitter'da olsun ulusal kanalda olsun Aydınlık Gazetesi'nde olsun şeyleri var. Bunu bir şeye getirirsek ekrana getirebilir miyiz? Bugün Aydınlık'ta çıkan bir şey. Özellikle imkanı olanların Türkiye'den yine bu kervana katkı vermesini istiyoruz. Tabii oraya gelme imkanı olmayanlar da burada bazı hesap numaraları var. Çünkü orada bir sürü sadece orada değil burada da çok önemli faaliyetler var. Bunların hepsi para yok, pul yok Aczane, herkes kendi imeceyle buluyor. İmeceyle. Onun için imkanı olanların da bu organizasyona parasal destek olmasını rica ediyorum. Bu çünkü çok önemli ve ben inanıyorum ki cumartesi günü orada yani muhteşem herkes Türk bayrağını alıp oraya gelecek ve Türk milletinin Alman parlamentosuna dostane yani dostluğu bozmayın. Oradaki temel unsur o. Ahim kararı var. Ahim'in kararına Almanya uyacak da kim uyacak? Yani Gambiya mı uyacak? Yani Zambiya mı uyacak? Bunu hatırlatmak ve çünkü 3 milyondan fazla Almanya'da Türk yaşıyor. Siz bu Türklerle arayı açarsınız. Yani Ermenilerin oyuna gelip de Türkiye'ye böyle bir yanlış karar alırsa Alman parlamentosu Türk-Alman dostluğunu büyük ölçüde zedeler ve dolayısıyla biz iyi niyetli olarak dostluğu bozulmaması gayesiyle ve ahime. Çünkü yetkili değil. Alman parlamentoların yetkisinde olan bir şey değil. Yani hukuksuzluk bu. Uluslararası hukuksuzluğa imza konuluyor. Onun için buradan tekrar çağrı yapıyorum. Ve bütün Almanya'da özellikle kardeşlerimizi de imkanların nispetinde
Cumartesi günü parlamento, Berlin'deki parlamento yakınındaki meydanda saat 10, oranın Almanya'nın saatiyle 4'te bekliyoruz. Biz de inşallah Allah nasip ederse orada olacağız. Bunları şimdi paylaşmış olmak istedim. Şimdi şimdi tabii çok şey var. Bir çok kısaca da olsa bu biliyorsunuz insani yardım çerçevesinde birçok ülkenin devlet başkanları falan geldiler. Başbakanları, yetkilileri. 3 gün süren bir toplantı yapıldı. Orada Tayyip Erdoğan bana göre önemli bir konuşma yaptı. O yaptığı konuşma da daha ziyade işte siz hani hiçbiriniz bu iltica edenlere veya mültecilere, Suriye'den, Irak'tan gelenlere hiç yani sadece nasihat veriyorsunuz. Zaten o toplantıya gelişmiş 7 ülkeleri de katılmadı. İlginçtir. Esas paranın sahibi olanlar katılmadı. O belaları dünyanın başına bela eden o şeyi de onlardı. Ama orada Tayyip Erdoğan'ın söylediği çok önemli. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul anlaşması var. Yürürlüğe girmedi daha parlamentonun. Eğer siz verdiğiniz taahhüdü yapmıyorsanız o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de bu kanun çıkmaz. Dolayısıyla bu da sizin sorununuz dedi. Ben bunu da özellikle söylemek istiyorum bu vesileyle. Çünkü bu da önümüzde çok ciddi bir sorun. Yani oradan parasal gelmenin ötesinde aslında geri kabul anlaşmasının yapılmaması lazım. Yani para tarafı değil. Yani böyle bir şey olmaz. Türkiye mülteci şeyine dönecek. Yani anlaşma yapılmadı mı? Yapıldı. Fakat bu mecliste onaylanmadı. Yani uygulama da yapıldı hatta. Ya işte ama şey İlk yok uygulama. Yani şimdi meclisten tam onay gelmiyor. Yani kanun ya, çıktı. Tabii kanunlaşmadı ama. Evet, anlaşma yani, yapıldı evet, ama kanunlaşmadı. Evet, yani onun tasdiki evet. gerekiyor. Şimdi Sayın Bakanlarım bu AKP'de kongre. Tabii AKP'nin kongresi dediğimizde hiç kimse AKP'nin kongresiyle ilgilenmedi. Neden? Yani nasıl olsa işte sarayda oturan zat otur diyor otur, kalk diyor kalk. İşte Ahmet olacak, Mehmet olacak. Yani dikkat edin, MHP'deki kongre tartışmaları AKP'nin önüne geçti. Yani ilk defa düşün yani MHP... Çünkü önemli. Tabii. Çok daha önemli. Tabii. Evet. Ve AKP'de şey değil. Tabii orada çok önemli bazı görüntüler var. Onu hatırlatmak istiyorum ve sizlerin değerlendirmesini. Şimdi şunu bir yakına lütfen getirelim. Çok güzel Sözcü Gazetesi de bunu çok güzel vermiş. Şuraya bakın. Tayyip Erdoğan kongreye mesaj zaten kongre salonu içi dışı konuşmalar hepsi Tayyip Erdoğan'a iltifatlar, bağlılıklarla ilgili. Ve yani 10 bin kişi salonda Tayyip Erdoğan'ın mesajını herkes ayağa kalkıyor, önlerine ilikliyor. Koca koca adamlar şöyle bir şey veriyor. Şunu şöyle daha belirli bir şey olsun. Şimdi şunu lütfen tam ekrana getirin. Yani bu inanılmaz bir şey. Eksiklik var orada. Heil Führer demiyorlar mı? Şimdi onu göstereceğim. Peki. Yani demek şuraya bakın. 10 bin kişi ayağa kalkıyor. Herkes koca koca adamlar önlerini iltikletmiş. Efendim elleri namaz duruşunda böyle hazır. Adeta neyse benzetmeyeyim. Namaz duruşu canım diye evet, benzetmiş. Evet yani. Namaz böyle duruşu. Bir şey dünyada şahit olunmadı. Yani böyle bir şey yok. Ancak var. Hitler var. Evet. Hitler Almanyası. O şöyle ama ne namazı? Ben namazı, bir sürü cenaze namazı. Yani şunu görünce cenaze namazı. Şu resmi hatırladım. Yani bu burada bakın Hitler bir selam duruyor ve orada yine binlerce, on binlerce insan Führer selamını yapıyor. Yaşa Führer diye bağırıyor. Evet, yaşa yaşa Hitler. Şimdi bunun arasındaki farkı ben yapamadım. Almanlarla yani, Türkler arasındaki fark. Işte. Yani şuraya birisi bakın. Böyle, hepsi, birisi de böyle. Hepsi hazır oldu. Yani
Bunların içinde İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayanlar var. Yani şu kalabalığın içinde İstiklal Marşı'na kalkmayanlar var. AKP zihniyetinde olanlar var. Ama Recep Tayyip Erdoğan yukarıdan yani mesajı okunuyor, hep beraber ayağa kalkıyorlar. Bu tabii ilginç. Yani ilginçin ötesinde hükümet de işte kuruldu. Ali Veli Hasan. Yani seremoni, müsamere. AKP'nin kongresi bana göre müsamere. Başbakan ve hükümet üyelerinin teşkili de o müsamerenin ikinci şeyi bana göre, yani versiyonu. Bunu biraz Tayfun Bey bir değerlendirirseniz, bu çünkü çok önemli. Ha, bu arada bazı isimler çıktı, bazı isimler girdi ama Dolmabahçe mutabakatında gördüğümüz Mahir Ünal'la ondan daha önemlisi giremedi. Yalçın Akdoğan giremedi. Yani Beşir Atalay, Yalçın Akdoğan biliyorsunuz bunlar esas bu sürecin yani ihanet sürecinin planlayıcıları ve program uygulayıcılarıydı. Yani akıl hocalarıydı. Fakat o tabii orada Efkan hala kaldı o fotoğrafta. O niye kaldı? Diğerleri niye gitti? Onları da şey yapıyoruz. Evet Tayfun Bey. Şimdi siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlar ve demokratik bir şekilde yönetilmesi lazım. Ve hiçbir eylemleri anayasada belirlenen hürriyetçi demokrasi ilkelerinin dışına çıkamaz. Ama her geçen gün AKP başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere anayasayı bile bile ihlal ediyorlar. Geçen hafta söyledik. Şimdi bugün sanıyorum yeni atanan Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı da zaten fiili olarak başkan diyor Recep Tayyip Erdoğan için. Fiili olarak başkan. Biz anayasayı ona uygun hale getireceğiz. Yargıtay Başkanı da bugün bir soru üzerine verdiği şeyde 5 defa arka arkaya devlet başkanı sıfatını kullandı. Çok güzel ifade ettiniz, onu söyleyecektim. Bizim anayasamızda devlet başkanı diye bir tanım yok. Cumhurun başkanı. Cumhurun başı. Cumhurbaşkanı var. Devlet başkanı başkanlık sisteminde, yarı başkanlık sistemlerinde devlet başkanı var. Ve çok acı bunu Yargıtay Başkanı söylüyor. Yani yüksek mahkemenin başkanı bunu söylüyor. Ama Sayın Bakanım bu bugün meselesi değil. O biraz evvel gösterdiğiniz o tablo çok vahim bir tablo. Sanki tapınıyorlarmış gibi. Yani sadece işin führer, duçe boyutu, siyasi boyutu değil. Bir de işin tapınma boyutu var. Yani partinizin genel başkanı orada olursa saygı için ayağa kalkabilirsiniz. Her siyasi partide o gelenek vardır. Grup toplantısına girdiği zaman veyahut bir yere geldiği zaman parti üyeleri saygı anlamında ayağa kalkarlar. Bu bir örf adet, bir gelenektir. Ama mesajı okunurken ayağa kalkıp bu şekilde görüntü vermeleri işin ibadet, din boyutunda da çok ne hangi boyutlara gelindiğini gösteriyor. İşi çirkinleştiriyor. Şimdi bütün olaylarda açık olarak Cumhuriyet'in niteliklerini tarif etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz anayasamızın ikinci maddesine göre açalım tekrar oradan bakalım söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan aklına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel haklara dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Başlangıcına baktığınız zaman da anayasamızın başlangıç bölümüne baktığımız zaman da 3. fıkrasında tabii birçok şeyler var, emredici düzenlemeler var ama bakın orada da şunu söylüyor. Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzene çıkamayacağı diye de
emredici düzenleme var. Ama kim çıkıyor? Bakıyorsunuz işte bu ülkenin cumhurbaşkanı. Riayet etmiyor, anayasayı hiç tanımıyor. Sanki bir siyasi partinin anayasaya göre tarafsız olması gereken ve siyasi partiyle ilişiği kesilmesi gereken cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanı gibi hareket ediyor ve anayasamıza göre bakanlar kurulunu onaylaması gereken bir kişi onaylama makamının ötesinde çıkıp sanki başbakanmış gibi bakanlar kurulu üyelerini tayin ediyor. Yani hem tayin etme görevi, seçime görevini uhdesine alıyor hem de onaylama merciği olarak bu işi üzerine alıyor. Çok vahim bir olay. Şimdi tabii Rize'de çay toplamaya da gitmişler. Yani gazetelerde o fotoğraf da var. Yüksek mahkemelerin başkanlarıyla birlikte çay topluyorlar hepsi birlikte. Tabii hukuk dışına çıkan kişileri soruşturmak ve kovuşturmakla görevli olan mercilerin de bu işin içine ortak olması ve anayasayı ifade etme konusunda hep birlikte el birliği yapmaları onları şu an sorumsuz, hesap vermeyecek bir şekilde daha da fütursuz bir şekilde davranmaya itiyor. Bu çok vahim bir olay. Şimdilik noktayı burada koyayım. Sayın Bakanım da zamanını almayayım. Yeri geldiğinde çünkü bu anayasanın 83. maddesi milletvekilliği dokunulmazlığı meselesinde biraz de biraz da o konuyla da bağlantılı söyleyeceklerim olacak. Şimdi bunlara ilave birkaç şey paylaşayım. Bunları da bir değerlendirirseniz sevinirim. Mesela şu resim de ilginç. Sözcü Gazetesi. Böyle yeni First Lady'miz, yeni Binali milyoneri de diyor muhalefet buna. İşte gelen ve giden diyor. Biz tabii Davutoğlu'na biz buradan 50 sefer dedik. Sen kendini yani başbakan falan zannetme. Haksız mı çıktık yani? Yani sen görevlisin orada. Yani sarayın görevlisin. Ve surat böyle. Öbürü gülüyor. Giden de böyle bir mahzun. Fakat esas söylemek istediğim şu. Orada kongrede Berat Albayrak geliyor. Yani Sera Davutoğlu'nu uzatıyor elini. Yani bana göre çok nezaketsiz ve çok ayıp ediyor. Elini havada bırakıyor. Şöyle yapıyor. Şunu bir yakınlaştırırsanız. Yani genellikle hani çok muhafazakar kadınlar hani çok yani erkeğe vermez elini filan. Bizimki yer değiştirmiş orada. Sare Davutoğlu elini uzatıyor. Bu elini böyle... Abdesti bozulacaktır. Ama aynı Berat Albayrak altta maşallah bir sürü hatunla gördüğünüz gibi ellerini tutuyor. Oralarda abdest bozulma yok. Şimdi bu enteresan geldi bana. Bir yorum buradan şey yaparsınız. Bir de şimdi koltuğu kaybedenler Sayın Bakanım. Yani AKP'nin yönetiminde olmadı. Bakanlık bekliyorlardı olmadı. Şimdi bunlar Allah Allah deyip yani bunu diğer partilerde de görüyoruz tabii çok sık. Ya, yaygın bir şey. Dümdüz ediyorlar. Hayır ama AKP'de ilk defa oluyor. Yani diğer partilerde geçmişte de olmadı diye bir şey yok. Ama AKP'de ilk kez yani kendi aralarında konuşmalar oluyor ama ilk kez mesela Bülent Arıç çıkıyor arka arkaya. Bildiklerim çok küçük. Küçüğünü anlattım. Sözümün arkasında bir anlatsam ortalık karışır. Ya kardeşim ağlamadan sorumlu başbakan yardımcısı idi. Ne biliyorsan söyle böyle şey mi olur? Bir sürü laflar ediyor arada bir. Şimdi yani bir tek bakın mesela geçen dönemde kongre öncesinde AKP'nin genel başkan yardımcısıydı. Bizim de eski arkadaşımız ya. Benim de şahsen sevdiğim bir arkadaş. Selçuk Özdağ. Manisa milletvekili AKP'nin. Şimdi seçilmedi. Vahdet gazetesinde bugün dümdüz bu diyor tek adam otoriterleşmesine gidiyor. Bilmem ne filan diyor. Şimdi ben de bununla şahsen yani bu tip şeylere pek kafam almıyor. İşte Hüseyin Çelik
yapsınlar. Laiklik diyor, bilmem ne diyor. Ulan şimdi mi aklına geldi laikliğin ne kadar kıymetli olduğunu? Yapsınlar, oldu? Yapsınlar. Ve tabii Davutoğlu'nun da şimdi tabii yine... O da bir şey diyor. Yani bak şimdi burada çok ilginçtir. Bunu göstermek istiyorum. Yani bazen hani dil sürçmesi dediğimiz şey oluyor ya. Yani bazen öyle bir şey. Dil sürçmesi mi, din sürçmesi mi? İkisi de. Şimdi bak, Hak İş Kongresi'nde başbakanken Ahmet Davutoğlu konuşma yapıyor. Diyor ki, nerede bir zalim varsa onun yanında olacağız. Çok güzel. Bir ekrana tam getirelim lütfen. Zalimin yanındayız diyor. O zaman Hak İş Kongresi'ndeyken Davutoğlu bu bilimi sürçtü. Bilinçaltı. Bilinçaltında ama zalimin yanındayız diyor. Evet. İlginç değil mi? Çok. İlginç. Arada hiç kimse yok diyordu. Milim fark yok Cumhurbaşkanı'yla. Güzel. İşte neyse. Evet. Şimdi siz biraz önce bir resim gösterdiniz. Ben de buradan size bir laf attım, bir yorum yaptım. Daha doğrusu Sayın Bakanımız Tayfun Bey hangi namaz dedi? Ben de cenaze namazı dedim. Neden? Ayakta kılıyorlar. Şimdi el tam anlamıyla bu arkadaşlarımızın cenaze namazında ya da diğer namazlarda kıyamda el bağlama şeklidir. Şu vaziyet. Şu vaziyet. Peki ama niye cenaze namazı? Dikkatlerden belki kaçan bir konu var. Yani gündeme belki getirecek. Yaşar Bey mutlaka biliyor. Aslında AKP kongresi ile MHP kongresini üst üste koyduğunuz zaman Türkiye bir dönüm noktasına girmiştir. Sandığımız kadar, yani o el bağlayanlar falan tamam da, ama bir de bu partiye oy veren kitleler var, teşkilatlar var. Herhangi bir şekilde istediği nimete gark olmayan, samimiyetle, yani nimetlere gark olmuş olsa bile samimiyetle AKP'ye bel bağlayan kitleler var. Şu soru şu anda soruluyor. Şu anda AKP'lilerde şu soru soruluyor. Bu sorunun sorulduğuna orada burada karşılaştığım AKP'lilerden duyarak ben de tanım. Nesi vardı Davutoğlu'nun diyorlar. Nesi vardı? Soruluyor yani. İnsanlar bu kadar mı vicdansız? Yani milletimizin yarısının vicdansız olduğunu ve ya da onlar işte onlardan oy alan bir takım insanlarımızın, onların temsilcisi gibi olan bir takım kişilerin, yurttaşlarımızın bu kadar da vicdansız olduğunu herhalde düşünmüyoruz. Nesi vardı diyorlar, biz bunu seçtik. Şu söyler, ha bu dürüsttü diyorlar. Çok ciddi bir soru bu yani. Bu dürüst olduğu için değiştirildi diyorlar. Ya biz şimdi Davutoğlu'nun savunucusu falan olacak değiliz. Yani burada da Yaşar Bey de ben de işte kendisini başbakan zanneden kişi diye siz de söylediniz. Doğru bir söz bu. Doğruydu. Başbakan falan değildi. Şimdi gelen de zaten öyle bir iddiası da yok. Gayet samimi bir insan. Şakalar falan yapıyor. İşte ilk konuşmasını dinledim. Sesim arıza moduna girdi falan tarzında bir takım sözler. Ama bütün bunların içinde bir söz var ki felaket. Yolun yolumuzdur, davan davamızdır. Bunu bugünkü Sözcü Gazetesi, yani takdir edelim Sözcü Gazetesi'ni de. Bugünkü Sözcü Gazetesi çok güzel. Birinci sayfa haline getirmiş. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı, ya bütün bakanlar Recep Tayyip Erdoğan ve Yılmaz Özdil Bey hakikaten çok güzel bir yazıyla bunu da gündeme getirmiş. O yazı okunmalı. O yazı okunmalı. Yani Türkiye çok ciddi bir meseleyle karşı karşıya. Ama bir umut doğmuştur. Nasıl bir umut? AKP sallanmaya başlamıştır ve MHP de
bu sallamadan, bu silkelenmeden, bu yeniden Türkiye'nin siyasi yapısının şöyle bir nadastan kurtulup ekilip biçilir hale gelmesinden kaynaklanan bir şans elde etmiştir. Yani şu anda eğer MHP'de beklenen gelişme olursa ki artık herhalde olacak yani. Bundan sonra da nasıl bir entrikayla önlenebilir ki? Olacak. MHP'nin başına, MHP'nin önünü tıkayan, Türkiye'nin önünü tıkayan şu andaki zattan başka birisi geldiği an hangisi olursa olsun. Yani biri daha fazla biri daha eksik ama hangisi olursa olsun yeni bir kişi geldiği an MHP'nin oylarının birdenbire büyük boyutlara ulaşacağını, her yerden oy alacağını ve AKP'den de çok ciddi oy alacağını birçok insan söylüyor. Kamu yoklamaları da bunu teyit ediyor. Şimdi ikisi bir araya gelince ben bu iki kongrenin, kurultayın, yani kurultay adı altında ortaya konulan, işte kongre adı altında ortaya konulan AKP tiyatrosunun, yani öyle bir şey olur mu yani? Öyle bir şey olur mu? Tiyatrosunun, efendim müsameresinin, ne dersek, tiyatro daha ciddi iştir aslında. Bu biraz çocuk müsameresi. Yani ilkokullarda yapılan müsamerelere benzer bir şey yapıldı. Ve çok da tuhaf bir şey yapıldı. Yani bir insan elini kaldırıyor, bu gidecek, bu gelecek diyor. Bir tek kişi. Dolayısıyla ben bunun hazmedilmeyeceğini, AKP içindeki bu şu andaki sıkıntının çok ciddi bir takım gelişmelere sebep olacağını, bunun da AKP'nin tek başına iktidarının cenaze namazı olduğunu söylemeye çalıştım. Cenaze namazı. O anlamda cenaze namazı. Ama şartlara bağlı. Yani zaten AKP'ye oy veren birçok yurttaşın kime verelim ki dediğine siz hepiniz şahitsiniz. Yani. Tamam vermeyelim ama kime verelim? Ne yazık ki kime verelim sorusunun cevabı yok. Yani aslında var ama onlar barajı aşamaz. Yani aslında Türkiye'de çok ciddi partiler oldu ama ne deniliyor? Oyumuz ziyan olur. Ziyan olmayacak iki parti var. Ne yazık ki onlar da vatandaşa umut veremiyor. Ama şimdi şu andaki MHP çok ciddi anlamda 20'leri, 30'ları yani 20, %20, %30 oy alabilecek bir potansiyele ulaştı. Bu çok ciddi bir şey. Kamu yoklamaları gösteriyor. Biraz CHP'den de alınıyor. Zaten günlük hayatımızı da görüyoruz. Yani ben diyorlar CHP'liyim ama işte MHP'nin başına filan gelirse, yani o filanı şimdi söylemeyelim ama filan gelirse oyumu vereceğim diyen çok insan var. Dolayısıyla Türkiye siyasi yol ile kurtulabilir. Birçok felaketli gidişten kurtulabilir. Bir de söylemek istediğim bir şey var. Siz dokunup geçtiniz. İşte Suriye, Irak, Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı sözleri. Recep Tayyip Erdoğan o sözleri söylemekte haklı olabilir de ama Türkiye'yi ve dünyayı bu hale getiren kim? O soruyu sormak lazım. Sorunun cevabını İstanbul'da Suriyeli bir çocuk verdi. Çok ilginç. Bir arkadaşım Mecidiyeköy'de arabasının camını temizleyip haraç almaya çalışan Suriyeli çocuklar. Yani haraç diyorum yani. Para falan değil çünkü vermediğin an içerideki çocukları korkutuyorlar, camlara vuruyorlar falan. Pencereyi açmış demiş ki kardeşim gidin memleketinize. Benim arkadaşım arabasının penceresini açıyor ve Suriyeli çocuklara kardeşim gidin memleketinize diyor. İşlerinden 15 yaşlarında bir çocuk. Siz bizim ülkemizi mahvettiniz, biz de sizin ülkenizi mahvetmeden gitmeyeceğiz. Şimdi bu çocuk bunu kendiliğinden mi söylüyor? Demek ki bu konuşuluyor. Yani ailesi konuşuyor, çevresi konuşuyor. Ama şu tespit ilginç değil mi? Yani Suriye'yi mahvedenin Türkiye olduğunu. Tabii ki Türkiye değil. Türkiye yönetenler. Bir Suriyeli çocuk söylüyor. Dikkat edelim. Yani kamuoyu yoklaması yapanlar, araştırma yapanlar. Şu Suriyeliler içinde onların ne düşündüğüyle ilgili bir araştırma yapıldı mı acaba? Yani efendim Ensar, Muhacir'in bunlar palavra işler. Bırakın böyle şeyleri. Ne Ensar var ne Muhacir var. Ne Muhacir'i? Ne Muhacir'i? Yani Türkiye'ye dolan milyonlarca insanın din özgürlüğü yoktu da
din özgürlüğünü elde etmek için mi buraya geldiler? Muhacir bu. Muhacir dedin senin. Tarihteki muhacir dediğin. Yani Mekke'de ezilen ve Müslümanlığı yaşamak imkanı bulamayan, başta peygamber olmak üzere bir takım Müslümanların Medine'ye göç etmesi ve orada da oradaki Müslümanların onlara sahip çıkması, dolayısıyla bir taraf göç edenler anlamına muhacirin, diğer taraflarda yardım edenler anlamına ensar denildi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Suriye'de din özgürlüğü de vardı. En az Türkiye kadar vardı. Öyle sanıyor. Efendim Suriye'de Alevi yönetimi falan. Yalan bunlar. Suriye'de Genelkurmay Başkanı Sünni bir Türkmen idi. Neden bahsediyoruz? Buradaki büyükelçinin müsteşarı Sünni Arap'tı. Ben görüştüm, tanıştım. Bizde böyle bir mesele yok. Yani yalan üzerine dayalı bir şey. Ve üstelik bir bakan mecliste konuşma yapıyor. Ya şaşırıyorum. Eğer bu bakan samimiyse bu kadar cehalet olur mu? Eğer samimi değilse bu kadar da sahtekarlık olur mu? Söylediği şu. Birisi yani işte bizim gibi konuşmuş mecliste. Kükredi bakan birdenbire. Sen dedi katil Esad. Esad katilse eğer, o zaman dikkat et, kıyas yoluyla birçok kişi katil olur. Sizlere de katil derler. Esad ne yaptı? Ortalığı karıştıranlara karşı inzibatı sağlamaya çalıştı. Ülkesini bölmek isteyenlere fırsat vermedi. Devlet başkanı olarak gereğini yaptı. Yalan üzerine dayalı bir siyaset ve bir beyin yıkama. Ne yazık ki Türkiye'nin hali bu. Daha vaktin var mı yoksa sonra mı konuşayım? İstersen şu şeyi aradan önce buyur. 5 dakika var çünkü şu hayır, bunu da önemsediğim için şey yapalım. Reklam arası öğleden sonra diyorum. Olsun. Tabii. Reklam arasından sonra zaten devam edeceğiz. Birbirini iç içe geçmiş meseleler. MHP meselesi de var. Şey de var. Şimdi yani biz hepimiz yani yıllardan beri özellikle bu Ergenekon hikayeleri çıktığında, balyoz hikayelerin çıktığında yani sizleri de bildiğim için ama hepimiz diyorum ama ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Evet. Bas bas bağırdık, inceledik, akıl var. Yani hukukçu olmaya da gerek yok. Kaldı ki çok önemli hukukçularda. Ben de gittim eylem yaptım canım. Bu şeyleri, bunlara bakıldı, edildi. Bir tertip var. Yani bir tertip var. Evet. Ha tamam, o tertip belli. Balyoz da aynı şekilde filan. Şimdi fakat öyle bir şey yapıldı ki Ergenekon çuvalı açıldı. Herkes onun içine. Mesela ben yahu kardeşim bu Ergenekon palavra atıp durmayın. Burada vardır içinde 3 tane 5 tanesi, onların üzerine gidin mesela. Varsa. Balyoz bilmem ne diyorsunuz. Varsa Ali, Veli, Hasan neyse. Yani siz düşünün 373 tane çoğunluğu kurmay subay İzmir'de casusluk ve fuhuş davasından şey yapıyor. Bundan daha şerefsizce bir şey olur mu? Ha biz bunları söylediğimiz vakit o zaman bize aynı çevreler. Bak aynı çevreler. Yani iktidarın Tayyip Erdoğan'ın etrafında kümelenmiş olan gazeteci, yazarı, çizeri, enteli, danteli. Siz darbecisiniz. Siz Ergenekoncusunuz. Siz askercisiniz. Bilmem ne, her türlü ithama girdik. Halbuki sonunda ne oldu? Yanlış ortaya çıktı. Ama ne oldu orada? 4 sene, 5 sene, 6 sene işte Doğu Perinçek 6 seneyi aşkın orada çile çekti. Bir sürü insan oralarda hayatı kaydı, askerlerimiz falan. Şimdi yani şimdi benzeri bir başka şeyi bu süreçte görüyoruz. Yani o bu süreç nedir? İşte tamam cemaat yapılanması tamam doğru. Burada görüldü ki devletin içinde hakikaten bir illegal yapılaşma var. Zaten bunlar belli. Yani bazıları işte vali, bazıları rektör, bazıları emniyette önemli şeyler, Hrant Dink cinayetini örtbas edenler filan. Bazılarında yani bunlar zaten belli olsun. Ama şimdi ben sana kızdım mı? Kızdım. Sen AKP'li değil misin? Ha? Seni de atıyor bu aynı Ergenekon ve Balyoz'daki torbanın içinde şimdi bu Fethullah terör örgütü diyerek herkesi yani ben senden gıcık kapıyorsam atıyorum. Biz şimdi de biz bir şey söylediğimiz vakit ya sen de mi FETÖ'cü oldun? Lan ne FETÖ'cüsü? Ben hukuku arıyorum. Ben
yani insan, yani hukuk devleti. Şimdi bakın, yani bugün tepem attı da onun için bunu paylaşıyorum. Şimdi Sabah gazetesi var. Bu Sabah gazetesi iktidarın işte amiral gemisi medyada. Bu Sabah gazetesinin şeylerini getiremedim. Hepimiz bilir, internetsiz gider. Bütün Ergenekon'da manşetten yüzlerce insanın hayatını kararttı. Şöyle geldi, böyle gitti, bilmem ne oldu. Şimdi döndü. Döndü, ne yapıyor? Aynı, affedersin, şey atmayı, yani AKP'ye, Tayyip Erdoğan'a karşı olabilecek pozisyonda olanları hemen bir suçlama şeyi getiriyor. Şimdi çok yakından, siz de tanıyorsunuz, benim arkadaşım yıllardan beri Halit Dumankaya. Şimdi Halit Dumankaya Rizeli, benim hemşerim. Anavatan Partisi'ne beraber iki dönem milletvekilliği yaptık. Son derece dürüst bir insan. Yani hatırlayın, o dönemde Sayın Çiller'le ilgili o dönemin şeyleri içerisinde sürekli yolsuzlukları araştıran, önergeler veren, çok çalışkan, vatansever bir insan. Yakından tanıyorum. Ha, Halit Dumankaya bir suç işlemiştir, o ayrı bir şey. Ben onu şey yapacak değilim. Ama burada, şimdi bugün Sabah gazetesi, yani bu Halit Dumankaya önce tutuklandı, sonra Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Şimdi bunu bir getirelim ya. Şimdi Sabah gazetesi bugün, şunu bir ekrana bir getirin. O hakimin resmini koyuyor. FETÖ'yü akladı diye hakime şeyde bulunuyor, suçlamada bulunuyor. Tahliye etti diye. Tahliye etti diye. Vay vay. Şimdi vay vay. O savcı itiraz etmiş tahliyesini. Tamam, edebilir. Şimdi ama şimdi Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Savcının itirazına bir şey demiyorum. O yargı görevini yapıyor canım. He? Tabii. O görevini tamam yapıyor. Ama orada çok enteresan bir şey var. Savcının evet şeyinde. Sabahtan okuyorum. Kafadan değil. Bakın orada diyor ki, eylemler 2007-2008'de gerçekleştirildi. Bu tarihte terör örgütü olmadığı yönünde imada bulunmuş, kurulan veya kurulmakta olan terör örgütü bir anda ortaya çıkmadı. Dolayısıyla yani herhalde Dumankaya yani ben terör... Ne yapmış ya Dumankaya? Para vermiş, himmet yapmış filan. Şimdi bunu söylüyor. Bir ben de şimdi var diyorum ki, savcının tabii şeyine yargıya karışmıyorum. Ama ben şunları söylemek zorundayım. Peki kardeşim, İstanbul'da 13.600 kişi FETÖ'ye kaynak aktardı. Hepsini tutuklayacak mısınız? Hepsini tutuklayacak mısınız? Sabah gazetesine bak. Hadi bakalım, İstanbul'da 13 kişi FETÖ. Ya FETÖ terör örgütü müydü? Şimdi o ayrı bir şey. Bak, Enerji Bakanı eski. Beraber yemek yerdik. Muhabbetimiz vardı, aldatıldı. Aldatma buna. AKP'nin kurucusu, şimdi HDP'de olan neydi? Zengin Fırat. Diyor ki, cemaati emniyete, askere ve MİT'e karşı biz yerleştirdik. Bunlar yerleştirmiş. Peki. Bülent Arınç, okunacak tek gazete Zaman. Şimdi bunların hepsi, eğer geriye doğru gidip de FETÖ terör örgütü diyorsanız, işte buyurun mesela şimdi ve yeni hükümete de bakan Lütfü Elvan nelerine yardımcı olmadık ki? Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın şeyi var. Bize hançer saplamak isteyeni çok geç fark ettik. Biz diyor her türlü desteği verdik. Peki abi, Yalçın Akdoğan, Hoca Efendi'nin desteği çok hayati. Başbakan, biliyorsunuz başbakanken Tayyip Erdoğan, bitsin bu hasret. Romantik bir ifade. Bitsin bu hasret. Ve biz gurbette şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları da aramızda görmek istiyoruz. Bitsin bu hasret hocam. Hoca Efendi gel Türkiye'ye. Ben demiyorum ya. Şimdi tepemi attırıyorlar yani. Şimdi neredesin? Peki al bu ne? Bu ne abi? Şimdi bana söyleyeceksin. Bu pasta ne zaman? Bu pastaya bakın şimdi. Bak. Zaman Gazetesi'nin yıl dönümünde şimdi aranan genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, Bülent Arınç, dönemin başbakanı pasta kesiyorlar abi, Zaman Gazetesi.
Şimdi bunlar eğer FETÖ terör örgütü ise bunların her biri bir ek iddianameyle buna dahil olması lazım. Şimdi yani öyle ya yani şimdi peki bakın Danıştay eski başkanı diyor ki emniyet savcı olmuş adalet diye bağırıyor. Yani ve Yargıtay Başkanı'nın şeyi var %30'a düştü yargıya bir şey. İşte bu mesele bakın uçağında aldıkları gazeteciler şimdi bunların bir, bugün gazetesi efendim şey zamanda bu yani bunların çoğu şey cemaat gazetesi böyle bir uçakta kakara kikiri gidiyor. Şimdi bunları şunun için söylüyorum. Kim olursa olsun Ahmet Mehmet, Hasan Hüseyin tamam çok güzel. Kimse suç işleme hakkına, özgürlüğüne sahip değildir. Güzel. Ama kardeşim şimdi Ergenekon'da yapılan, Balyoz'da yapılan çuvalın içine kim varsa atmaya başladınız mı hukuk git diyor. Buradaki en şey o. Ki Ali Veli'dir, Hasan'dır, Hüseyin'dir. Hiç ona bir itirazım yok. Yargı yerine getirsin. Ama şimdi yaşadık daha yeni. Peki yarın, bunun yarını var. Yarın tersine de hiç kimse ümit eder miydi? İktidar değişmeden açılım süreci ters takla olacak. İktidar daha değişmeden, işte Cenab-ı Allah'ın lütfu bu. Cemaatin devlet içindeki illegal yapısının karşısına geçilecek. Tamam biz bunları destekliyoruz. Yani yapılsın. Hukuk ama hukuk kurallarını. Şimdi sen bunları yapıyorsun. Ondan sonra ve Sabah gazetesi. Benim esas söylediğim laflar Sabah gazetesi. Peki şimdi şu lafları ne yapacaksın peki? O başımızın üstündedir Davutoğlu. Kim başının üstünde? Hoca Efendi. Cemaate devlet sızmış. Buna kargalar bile güler. Hüseyin Çelik. Bozdağ. Şu anda Adalet Bakanı. Ona çete denemez. Kardeşim şu andaki Adalet Bakanı yeni hükümette de Bozdağ'ın demeci var. Ona çete denemez. Ben çetedir değildir demiyorum. Ama demek istediğim şu. Ya kardeşim hukuk istiyorum. Hukuk, yargı, insanları. Yani sen Fethullah terör örgütü diyorsun. Ergenekon terör örgütüydü. Hiçbir mahkeme kaydı yoktu. Sonra ben böyle uygun gördüm. Yani bu yazık ediyoruz. İnsanları birbirine düşman ediyoruz. Yani gerçekten yazık ediyoruz. Ha suç işleyen. Öyle devletin içinde organize olacak. Paralel devlet bilmem ne. Bunların üzerine gideceksin. Dümdüz edeceksin. Hiç ona itirazım yok. Ama kardeşim şimdi ben sana kızdım. Sen de bana kızdın. At torbanın içine. Ben bunu gerçekten üzüntüyle karşılıyorum. Siz at torbanın içine diyorsunuz da torbanın içine at, sımsıkı da düğümle bir daha çıkamazsın. Savcı Özgöz vardı. Bir dakika hemen bağlıyorum. Bak ne diyor Şamil Tayyar? Savcı Öz kahramandır, tarihi misyon üstlendi. Nerede şimdi bu tarihi misyon üstlenen dallama? Kütahyalı. Savcı Öz'ün bu ülkede heykeli dikilecek. Nerede lan bu heykeli dikileceğiniz adam? Şimdi o zaman bunların hepsi FETÖ terör örgütüne, tırnak içini kullanıyorum. Destek. Yardım, yataklık, destekten iddianameye girmesi lazım. Evet, bir ara veriyoruz ve aradan sonra devam ediyoruz. Efendim tekrar iyi akşamlar televizyonu yeni açanlar için. Tayfun İşli ve Namık Kemal Zeybek bakanlarından önemli gelişmeleri işte acizane değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu bölümde bu anayasa işte partili cumhurbaşkanı veya anayasa değişikliği işte ve diktatörlük tartışmaları ve bununla beraber de tabii ki daha sonra da PKK'nın geldiği nokta var. Çok önemli. Bugün 6 tane işte şehidimizi gömdük maalesef. Bir de MHP ile ilgili gelişmeleri mümkün olduğu kadar değerlendireceğiz. Şimdi Sayın Bakanım, bu şey tabii çok öne geçen anayasa tartışmalarında da yani anayasayı işte bildiğimiz, daha önce de hep paylaştığımız Türk'ü çıkartmak, Türk milleti tabirini çıkartmak, vatandaşlık tanımını değiştirmek, efendim yerel özelliği getirmek filan gibi
hainlik. Yani o taslak falan değil. İhanet taslağı. Fakat şimdi onu geçiremeyeceklerini anladılar. Bir ara formül itibariyle partili cumhurbaşkanı. Yani o 4-5 maddelik bir şeyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Burada çok enteresan bir şey. MHP şeyinde de konuşuruz ama MHP genel merkezinden CNN'de bugün öğleden sonra Metin Özkan basın danışmanı şöyle bir şey dedi kongre ile ilgili. Dedi ki niye dedi Yargıtay dedi tam dedi şimdi açıkladı bu kararı dedi. Çok ilgimi çektiği için onu da paylaşmak istiyorum. Çünkü dedi Devlet Bahçeli dedi ki anayasa değişikliğine de partili cumhurbaşkanına da karşıyız dedi. Hemen dedi bir saat sonra iki saat sonra hatta sordu programı yapan gazeteci arkadaşımız. Yani siz ne demek istiyorsunuz dedi. Yani yargı hayır bize hep işte Tayyip Erdoğan AKP yanında gösteriyorlar. Ama burada filan diye böyle bir enteresan bir şeydi. Şimdi bu tabii tartışmaların içerisinde önemli şeyler de var. Yani işte mesela zaten şöyle bir tabir var biliyorsunuzdur. Yani bir Anadolu tabiridir de işte bir adamı karısı rezil de eder, vezir de eder. Ben genel bunu siyasete yorumladığım acizane bir lideri de etrafın çok yakın çevresi rezil de eder, vezir de eder. Şimdi genellikle genel başkanlar kendilerine yağ çekenden hoşlanır. Yani eleştiriden hoşlanmaz. Bu ortak bir insan tabiatı. Siyaset kültürü. Yani maalesef öyle. Yani bir en azından sessiz kalır ama seni minler. Yani ama birçoğu da hiç öyle sessiz falan kalmaz. Yani hemen tepkiyi koyar. Şimdi bakın bu şeyi de bu vesileyle çıkardım. Önemli bir şey. 15 Temmuz 2001'de Milliyet Gazetesi'nde geniş bir tam sayfa bir şey var. Faziletten yeni kopan yeniçi grubun daha kurulmamış AKP. Abdullah Gül'ün mesela Erbakan diyor Nazi tipi liderdi. Yani Erbakan. Geçen programda söyledi. Evet. Şimdi Nazi tipi. Hayır şimdi buradan bir yere geleceğim de tekrar. Evet. Yani şimdi ulan sen onun rahleyi tesisinden geçirdin. O sen onun dibindeyken Nazi tipi liderdi sonradan mı oldun? Yani bunu diyen kim affedersiniz? Abdullah Gül. Oo. Ha. Önemli. Şimdi orada ayrıca diyor ki Atatürk'ün izindeyiz diyor. Hiçbir şekilde dine dayalı siyaset yapmayacağız. Varlığımız asker dahil ülkedeki herkesi rahatlatacak. Yani bunlar hepsini okumuyorum. İrtica tehdidi kesinlikle olmayacağız diyor. Dine dayalı bir siyasetimiz kesinlikle olmayacak. Atatürk'ün izindeyiz diyor. Atatürk Türkiye'yi muhasır medeniyetler üstüne çıkarmak gerekiyor. Biz de aynı yolda yürüyoruz diyor. Filan filan. Şimdi tabii bu Erbakan Nazi tipi liderdir diyen Abdullah Gül, Erbakan rahmetli olunca da Erbakan büyük bir liderdi diye öldü artık. Siyasetin bir başka tarafı. Fakat şimdi esas benim orada söylemek istediğim şu. Burada mesela bir eski Maliye Bakanı diyor ki o söyler biz de seçeriz. Yani yakın çevre. Şimdi aynısını söylemiyorlar mıydı? Bazı bakanlar sordular kim olacak filan. Ya yapar biz de seçeriz. Yani bu kadar basit. Şimdi çevre böyle bir algılamayla götürüyor işi. Ama şimdi bunları yan yana getirdiğiniz vakitte insan egosu, insanın yani bir yani herkes kolay değil. O egoyu şey yapma. O tabii bir ilginç. Şimdi anayasa tartışmalarında da hemen daha Binali Yıldırım da kongrede de ondan sonra da hemen işte başkanlık sistemi boynumuzun borcu. Niye? Şimdi daha önce biliyorsunuz Türk sistemi başkanlık olsun. Yani Tayyip'in Türk sistemi neyse. Türk sistemi ne? Şiş kebap mı? Yani ne demek Türk? Lahmacun mu? Türk demiş ama bakayım. Tabii. O işine geldi mi Türk'ü diyor. Şimdi Sayın Bakanım burada anayasa tartışmalarını yani şu anda Türkiye'nin ihtiyacı bir şey yok. Adam zaten Tayyip Erdoğan zaten kral, padişah ne dersen de otur kalk işte demir resimleri gördük.
Ama şimdi burada bir demin de ifade ettiğim gibi yani Türkiye bir her taraftan içten ve dıştan kuşatma altında. Yani Türkiye'nin gündemi şey yok. Sokaktaki vatandaşa gidin sorun. 50 tane araştırma var işte biliyorsunuz. Hiçbirinde yok. Türkiye'nin gündemi şehit cenazeleri. Yani hiç kimsenin umurunda değil ya. Bu binbaşıyı şehit ettiler. 6 tane askerimizi şehit ettiler. Bugün yine 2 tane daha şehidimiz var. Yani Güneydoğu'da bu adeta iç savaş çıkmış. Böyle bir şey. Amerika bir taraftan bastırıyor. İsrail bir taraftan bastırıyor. İngiltere bir taraftan bastırıyor. Herkesle düşman olmuşsun. Ve şimdi Türkiye'nin gündemi bunlar değil. Ekonomi felaket. Açlık, sefalet gidiyor. Kimse onlara bile vakit olmuyor. Tabii şimdi 4666 polisin bir şehre gittiğinde Tayyip Erdoğan 4666 polis koruyor. Kabadayılık güzel. Yani 4666. Sen o 4666 polisi bana ver. Ben Suriye'nin bir tarafından gireyim, öbür tarafından 10 günde çıkayım. He. Şimdi bunları söylüyorsun ve burada hiç kimse sadece şey değil. MHP işte dalmış 4 aydır, 5 aydır kurultay hikayesine. Biraz sonra onu da şey yapacağız. CHP dediğiniz vakit karman çorman. Yani Kılıçdaroğlu işte geçen hafta milletvekilleriyle kampta konuşma yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediğini tekzip eden belki de CHP grubunun 1/4. Yani hayır işte bilmem ne biz bunlar filan diye. Bu anayasa değişikliği ve bu şeyleri bir değerlendirir misiniz lütfen? Ortada şimdi şöyle bir olay var. Hukuk devleti gerçekten bir hukuk devleti olsaydı, demokrasi bütün kurallarıyla işlemiş olsaydı, aksayan yönleri düzeltmek için bir takım çabalar, anayasal, yasal çabalar gösterilirdi, tartışılırdı. Şimdi Türkiye'nin sıkıntısı hukuksuzluk üzerine inşa ediliyor. Biraz evvel yayının birinci bölümünde anlattığınız tutuklamalarda şurada burada. Yani muazzam bir kepazelik var. Yani anayasayı başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakan olmak üzere, bakanlar olmak üzere. Yani bir kere değil kevgire döndürdüler. Anayasayı dinlemiyorlar. Anayasayı takmıyorlar. Biz ve birçok siyasetçi işi normal nasıl olur onun üzerinden hep konuşuyoruz. Aslında hiçbir şey normal değil. Söylediniz. Yani ülke yanıyor, cayır cayır yanıyor. Ülkenin güneydoğusunda işte biraz evvel alt yazı geçti. Yine karakol baskını, bombalar patlıyor. Şehitler, sürekli şehit veriyoruz. Kıbrıs Savaşı'nda düşünün bir çıkartma yapıyoruz. Bir adaya çıkartma yapıyoruz. Verdiğimiz şehit sayısı Güneydoğu'da Kıbrıs'ta verdiğimiz şehitlerden çok çok fazla. Yaralıları, gazilerimizi saymıyoruz. Artık kanıksamış durumdayız. Şimdi ve öylesine kanıksadık ki sıhhatli tespit yapıp analiz de yapamıyoruz. Şimdi bakın, biraz evvel Sayın Bakanım şeyden bahsetti. Eğer MHP'de genel başkan değişirse %20 civarında alınabileceği konuşuluyor. Doğru mu? Evet, 23 falan diye. Fakat hiç şu konuşulmuyor. Yani AKP'yi derdest edip de siyasi iktidara gelebilecek bu AKP'nin yol açtığı bu ayıpları, bu çirkinlikleri ortadan kaldırabilecek bir siyasi partinin iktidara geleceği konuşulmuyor. Yani öylesine bir kara propagandayla, öyle bir algı operasyonlarıyla herkese, başta siyasetçiler ve siyasi partilerin genel başkanları dahil olmak üzere AKP'yi tepe taklak edip de iktidara gelebilme konusunu konuşmuyor. Şimdi aslında bir değişik bir oyun oynanıyor. Tek parti rejimi var aslında Sayın Bakanım. Yani öyle çok partili rejim laf olarak geçiyor. Sadece AKP'yi dizayn edip sadece AKP'yi yönetmekle kalmıyor. Tek parti dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan partisi evet, değil evet, mi yani? Evet, Recep Tayyip yani AKP de dememek AKP lazım. Recep yani. Tayyip Erdoğan partisi demek lazım. Evet. Biraz evvel o mesajı okunurken herkesin ayağa kalkması o kurultayda dediğiniz gibi bir hayl işareti hariç. Ondan sonra ya, yarın bir gün o hayl işaretini de 4 yaparlar. Yani o başka türlü yaparlar. Evet. Zaten öyle geldi. Yani evet. Böyle yapılıyor. Böyle. Evet. Öyle mi şimdi, yapılıyor? Şimdi tabii. Ve inanın nasıl Duce siyah giydirdiyse üniforma şey kendisi siyah gömlekliler. Kara gömlekliler. Öbür taraf Duce, evet. Kahverengi. Kahverengi şey evet. Şimdi baktığınız zaman
İnanın yakında göreceksiniz, simgeler ve giysiler konusunda da işi abartmak suretiyle önümüze bunları da koyacaklar. Yani hanımlar da yaptılar o işi. Evet, hanımlar da yaptılar o işi. Siyah ve bir şekilde siyah giydi, evet. Böyle sepetler falan evet. Koyarak. Yani sepetler biraz... Sepetler değilmiş Sayın Bakan. Ya neymiş? Ben öğrendim. Yoğurt kaçtı. Vallahi. Kase. Şimdi tabii yani var ya, iş evet. Koyalım, onu koyalım. Yoğurt kasesi. Yani iş o kadar bir noktaya geldi. Yani Türkiye'de aslında tek parti rejimi var. Bunun adını koymak lazım. Orada da muhalefetçilik oynayan ve yine Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı bir sistem var. Hep onu söylüyoruz. Yani anayasa bakın 367 ile milletvekili dokunulmazlığına oy verdi. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı açıklama. Antalya'da konuşmada diyor ki milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kaldırılmasıdır. Ya kardeşim. Madem anayasa milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kaldırılmasıysa niye oy verdin kardeş? Burada arkadaş olarak uyarıyoruz. Yapmayın diyoruz deneyim yani biraz parlamentoda deneyimimiz var. Hukuk Anayasa Komisyonu'nda çalıştık, orada çalıştık. Ya bu bir kepazelik. Anayasaya aykırı diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Peki anayasaya aykırıysa niye anayasaya aykırı bir anayasa değişiklikleri de bir kanundur. Siz anayasaya göre hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz. İşte okuyorum. Mahalle okuyorum. Baskısı. Mahalle baskısı. Şimdi diyor ki bir gün önceki milletvekillerinin dokunulmazlığı yok ama şimdi diyor birilerinin dokunulmazlığı var diyor. E maşallah. Yani ne diyeyim artık günaydın. Anayasanın eşitlik ilkesi var. Günaydın diyor. Anayasanın eşitlik ilkesi var. Siz nasıl kanun yürürlüğe girdiğinden önce onları kaldırıyorsunuz bu birikenlerde bir gün sonrakini kaldırmıyorsun? Böyle bir saçmalık olur mu? Bir de hırsızlık yapanlar var. Tabii efendim hırsızlık yapanlar, namussuzluk yapanlar, ahlaksızlık yapanlar, terör örgütüne yataklık işte biraz evvel söylüyorsunuz yataklık yapmış, aldatıldım demiş, onları korumuş rejimi tasfiye etmek için askeri vesayet adı altında cumhuriyetin niteliklerini kaldırmak için işbirliği yapmışlar. Yani ortada. Yani dalga geçiyorlar. Milletle de dalga geçiyorlar. Yani bütün televizyonlar ellerinde, yayın organları ellerinde. Birkaç istisna dışında. Ve biz de hani şey vardır ya, futbolda bir tabir var. Top gol olmuştur da golü çıkartmaya çalışırsın. Düdük artık gol olmuş o. Yani bu adamlar bütün eylemleriyle hukuk devletini ortadan kaldırırlar. Hukuk devleti olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Ve gitmemek üzere geldiler. Bakın o 2023 hayalleri falan hikaye değil. Onlar aynen öyle. Bakın Duce de öyle gelmiş. Gelirken öyle gelmiş. Ondan sonra bütün sömürgeler, bütün bakanlıkları Duce kendine bağlamış. İtalya'da Mussolini. Bütün yetkileri, bakanlıkları ve kolonileri de kendine bağlamış. Tek adam. Şeye bakıyorsunuz, Hitler'e bakıyorsunuz. Orada da tek parti rejimi var. Hitler de aynısını yapıyor. Muhalefet varmış gibi yapıp gösterip ya bak işte sandığa gidiyorsunuz kardeşim oy kullanıyorsunuz ya deyip milleti aldatmaktan başka bir şey yapılmıyor. Tabii cehalet beslendiği için, cehaleti de yemlediği için mevcut siyasiler ondan sonra bir kısır döngüye dönüyor. Biraz evvel bugün şey var işte bir gazeteden söz ettiniz. Matruşka vardır, büyük matruşka vardır. Çıkartırsın içinden bir daha aynısı çıkar. Bir daha açarsın içinden bir daha çıkar. Şimdi yani Türkiye'de matruşka demokrasi, demokrasi demeyeyim mi, matruşka rejimi bir ad koymak lazım. Biraz da biz de işin içine mizah, kara mizah katalım. Nasıl yani, anlatacağız başka canım? Başka tabii. Nasıl anlatacağız? Yani bunu kesin olarak kabul etmek lazım. Bunu hiç, Türkiye'de demokrasi var sözü bir aldatmacadır. Ha, öyle bir şey yok artık canım. Siyasi iktidardakiler yüzükleri vardı. Sadece yüzükleri vardı. Şimdi bakın sadece yüzükleri yok. Demokrasi tramvaydı, inildi. Evet. Öyle demiyor muydu? Evet. Yüzük olmazsa yüzükleri yerine neleri var? Gemicikler, gemiler, filolar. Yani ve biz onların yok kadının elini tutmuşmuş mu ya tokalaşmışmış mı da yok bilmem neydi. Biz bunları konuşuyoruz. İşsizliği konuşamıyoruz. Ve çok acıdır. Muhalefet partileri de iktidara gelmeyi hedef olarak koymadıkları gibi halkın neleri yapacaklarını, neleri düzelteceklerini de söylemiyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu millet şeydeki Antalya'da konuşmada işte bunları söylüyor. Muharrem İnce çıktı, zehir zemberek basına intikal eden zehir zemberek bir konuşma yaptı.
%1500 haklı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara alternatif olması lazım. Ya kardeşim ben iktidara geleceğim demesi lazım. Oyu düşüyor. Mikro Kürtçülük yapan adamları Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine aldılar. Mikro Kürtçülük yapacak adama Türkiye'nin ihtiyacı varsa HDP var. Sen HDP'leşmeye gerek yok. Siyasal İslamcıları aldı. Ya siyasal İslamcılar AKP'de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal İslamcı olmasına gerek yok ki. Sen namuslu, dürüst, vatansever adamları alacaksın yanına. Çalışkan, üreten, halka umut veren, AKP'nin 14 yıl yaptığı tahribatı ortadan kaldırabilecek, süratle kaldırabilecek insanları kadrona dahil edeceksin. Pırıl pırıl insanlar olacak. Bugün bir diyorsa, beyaz diyorsa yarın siyah demeyecek. Bir bakıyorsunuz sürekli zikzak çizen milletvekili dokunulmazlığında öyle. Anayasa meselesinde öyle. Orada bilmem ne Sayın Davutoğlu'na hakkımı helal ediyorum diyor, kıyamet kopuyor. Yani şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun o açıklamalarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında da müthiş bir tepki var. Yani seçmen, ben de ayrı olmak üzere, sizler yumruk yemiş kreki vaziyetteki bir boksör gibiyiz. Kime güveneceğimizi şaşırdık. Yani halk çaresizlik içerisinde. Ülkenin birçok çıkarları peşkeş çekiliyor. İşte Avrupa Birliği dalga geçiyor. Vize muafiyetiydi bilmem ne. Biraz evvel örnek verdiniz. Ankara'da Yüksel Caddesi'nde de şişle satırla vatandaş kovalıyor belirli göçmen. Çünkü adam orada ölümü görmüş. Muhacirin. Adam orada ölümü görmüş. Evet. Adam başka bir oraya gelmiş. Buradaki nimetlerde o gözle bakmıyor o. Vatanından olmuş, yurdundan olmuş. E şimdi Türkiye'de pimi çekilmiş 3 milyon, hadi 3 milyon demeyeyim, içlerinde gerçekten bu kötü örneklere sokmayacağımız insanlar var. Çok mağdur insanlar var, vatanından yurdundan olmuş. Ama pimi çekilmiş, el serbest mayın gibi dolaşan insanlar. Ve bunları nasıl çözebileceğini ana muhalefet partisi de söylemiyor, Milliyetçi Hareket Partisi de söylemiyor, söylemiyorlar. Öbürünün antidemokratik olduğundan söz ederken Milliyetçi Hareket Partisi kendi tüzüğünü dinlemiyor. Siyasi partiler yasasını dinlemiyor. Bir siyasi parti ya ben 2018'de kongre yapacağım, olağanüstü kongreye gitmeyeceğim diyebilir mi? Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi siyasi parti. Umut olman lazım. Milliyetçiler, ben de milliyetçiyim. Ben vatanseverim. Benim gibi vatansever bir sürü insan var ama siz de geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptınız. Size güven verebiliyor mu? Bana Cumhuriyet Halk Partisi güven verebiliyor mu? Vermiyor. Gidelim arkasından. Yani ya ne yapayım? Çaresizlik içinde seçim sandığı geldiği zaman yine AKP'nin tek partinin yönlendirdiği medya yine bir tarafta korkuyu vermek suretiyle belirli manipülasyonlarla işte laiklik diye bir şey kalmadı ki. Laiklik gidiyor bilmem ne diye. Evet. Evet. Sayın Bakanım. Evet. Şimdi bu PKK şeyinde de demin de konuştuğumuz gibi yani her taraftan şey yapılıyor. Fakat o bölgeden işte gelen haberler de var. Mesela biliyorsunuz Sur. Evet. İlçesinde HDP'nin işte PKK'nın meclisteki uzantıları, HDP'nin eş başkanı filan böyle milletvekilleri esnafa geçmiş olsun diye gittiler. Çok büyük tepki aldılar. Yani hangi yüzde Sur'a geldiniz? Allah belanızı versin. Hatta polis kurtarmış onlar. Yani televizyonlarda seyredenler hatırlayacaklar. Yani resmen polisler olmasa oradaki vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden bu PKK uzantısı milletvekilleri dayak yiyecek. Yani sivil polisler kurtardı. Şimdi bugün 25 kadar Nusaybin'de terörist, PKK'lı terörist teslim oldular. Artık yani iyice orada bir şey. Genelkurmay'ın 3 gün önce açıklaması var. 10 aylık bu bilançoda 7078 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bunlar ciddi şey. Tabii maalesef her gün askerlerden, polislerden koruculardan şehitlerimiz var. Vatandaşlarımızdan onların sayısını da veriyor mu Genelkurmay? Bu onları veriyor ama şu anda yanımda değil. Evet. Yanlış bir şey. Şimdi bu dokunulmazlık kaldırılması hikayesinde de mesela küstahlıkları devam ediyor. Hakkari Milletvekili Selma Irmak diyor ki meclisi terk edersek çok sayıda insan
yaşamını yitirir. Bak bak bak, küstaha bak. Şimdi buna bir şey diyeceğim ama Rütük, yani Rütük'ü sevdiğim için, evet. Yoksa Rütük olmasa bunun buna söylenecek laf çok az. Küstah dediniz, yeter. Yetmiyor. Yetmiyor. Bunların yedi sülalesini gözünün çiçeğinin orta noktasından öpmek lazım. Şimdi işin bu tarafı böyle. Ama burada da demin de konuştuğumuz gibi Ankara'da gündem çok farklı bir noktada. Şimdi ben Tayyip Erdoğan'ın birkaç lafını da burada çeşitli tarihlerde mesela oylamada hayır diyenleri halkı darbeci ilan ediyor. Aynı düşünün. Yani hayır diyen haindir diyor. Sonra referandumdan sonra ya özür dilerim diyor. Ben diyor onu kastetmedim diyor. Yani böyle bir şeyi de var. Fakat şunları ben sizin değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü bunları da Tayyip Erdoğan söylüyor. Tabii Tayyip Erdoğan'ın bir söylediği öbür söylediği birbirine alakası da unutuyor yok. Galiba da ondan. Bak mesela diyor ki değil. Halkını düşman gören ayakta kalamaz. Ben söylemiyorum. Tayyip Erdoğan. Sen halkın yarısını asgaride, hatta %60'ını sen bakma son 49 aldığına, şu anda %60'ını halkın büyük bir çoğunluğunu düşman görüyorsun. Peki halkın haykırışına kulak ver diyor. Kime diyor bunu? Mübareğe diyor. Peki mübareğe akıl vereceğine, halkın haykırışına sen de bir kulak versene. Yani niye kulak vermiyorsun? Bakın mesela Batman'da KCK davasının içine milli iradeyle gelen yargılanamaz pankratı üzerine görüyor. Milli irade diye asıp kesemezsin. Çok kime güzel. Diyor bunu? O PKK'lılar orada afiş atmışlar. Yani milli iradeyi temsil edenleri meclisten atamazsınız diyor. Milli irade diye asıp kesemezsin. Aynen altına imza atıyorum. Yani asıp kes, yani kesmiyor musun sen? Ve şu şey bakın ülkeye gelen konuşmalardan kaçınılır. Kim diyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan. Gerçekten mi? Evet, 2006'da tabii. Şimdi değil. Daha henüz. Şimdi de der. Ha? Yarın diyebilir mesela. Aynen. Hayır, şimdi ben de diyorum ki bu konuşmaları sen yapıyorsun. Diyor ki siz yapmayın ama ben yapabilirim ha. Diyor. Yani ülkeye gelen konuşmalardan kaçınılır. %100 doğru. Al. Bir soruya cevap veriyor. Benim diyor katiyen sultan olmaya niyetim yok. İyi de sultan olmaya niyetim yok da seni sultan, padişah, haşa, peygamber, haşa, halife, Allah. Halife. Yani şimdi ama buna mukabil de demokrasi. Yani demokrasinin kırıntıları. Bakın bu şey de önemli. Mesela İngiltere'de Greenpeace üyesi parlamento çatısına çıkıyor. O öyle mi yapıyor? Parlamento. İngiltere'deki parlamentonun çatısı. Dikkat buyurun. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısında 25 tane eylemci. Adamı var ya Türkiye'de Allah yağlı kazağı oturturlar. Yani şimdi İngiltere'de yasa üniversite harçları için şey yapılacaktı. Başbakan yumurta atıyorlar. Bu da siliyor. Ya diyor iyi ki diyor şey yaptı diyor. Bakın yani yumurta değil tavuk zannettim diyor filan. Yani espriyle karışıyor. Kimseye de gözaltına alınmıyor. Başbakanın arabasını öğrenciler şey yapıyor. Tekme boya atılıyor. Gülerek selam diyor geçiyor. Şimdi bunları yan yana getirdiğimiz vakit Türkiye'de gerçekten böyle bir şeye gitti. Bir taraftan PKK, bir taraftan işte cemaat yapılanması, illegal örgütlenme bakımından, ekonomi felaket, dış politika rezalet, bir tane dostun yok ya, bir Suudi Arabistan, bir de Katar kalmış. Olmaz olsun. Gittiğin geldiğin. Şimdi bunların geldiği bir noktada adeta Türkiye adım adım 1932'lerin, 33'lerin Hitler dönemine doğru gidiyor. Yani orada da yani Hitler ihtilal yapmadı. Onbaşıydı askerlikte. Sonra siyasete atıldı, oy aldı. Üst üste yapılan erken seçimlerden işte sonra koalisyon çıktı malumunuz. Sonunda da o koalisyon kafa kola aldı.
Sosyal Demokratlar Liberal Parti'yi. Mecliste bir şey çıkarttı, yangın. Tek yetkiyi aldı. Ondan sonra önce Almanya'nın, sonra da dünyanın anasını belledi. Şimdi adeta Türkiye'de yaşanan, özellikle bu son dönemlerde, yani son 4-5 yıldır yaşanan şey, adım adım algılama itibariyle Hitler dönemine doğru gidiş gözlüyor. Bu PKK, ama dediğim gibi öbür tarafta duruyor, ama Ankara'da anayasa değişikliği gündemde. Yok işte partili cumhurbaşkanı, devlet başkanı olsun, işte Yargıtay başkanı, devlet başkanı diyor. Genel başkan yardımcısı diyor ki cumhurbaşkanlarının genel sekreteri her şeye burnunu sokuyor. İbrahim Kalın mı neydi? Diyor ki fiili olarak diyor başkanlık sistemine geçirmiştir diyor. Fiili. Öyle fiili. İşte. Evet. Devlet memuru. Evet. Buyurun. Efendim, adeta diye bir kelime kullandınız. Evet. Adeta Almanya, Führer Almanyası, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve o savaşa sebep olan bir durumdayız. Benziyor. Benziyor ama benzemiyor aslında. Benzemiyor çünkü zaten o taklit ediliyor. Ben bunu öteden beri söylüyorum. Yani Erbakan rahmetli milli bir adamdı. Tamam. Yerli bir adamdı. Tamam. Yani milliyetçi falan değildi. O da Türk sözünü pek sevmezdi. Ama milliydi, yerliydi. Yani ideolojisi ümmetçilikti. Ama netice itibariyle yani Türkiye'de milli bir ekonomiye dayalı anti-emperyalist bir siyaset gütmeye çalışan bir insan idi. Ama bunu yaparken uyguladığı modelin Nazi Almanya'sında uygulanan model olduğunu ben biliyorum. Karşılaştırdım, inceledim ve bunu gördüm. Şimdi bu arkadaşlar ise, yani şu andaki iktidar partisi ise, o partinin hangi parti olduğunu da söyledik. Parti falan değil. Aynı modeli uyguluyor. Hem propagandada hem de eylemlerinde, işlerinde o modeli uyguluyor. Ve adım adım aynen Führer'in yaptıklarına benzer işler yapılıyor Türkiye'de. Bunun sonunda nereye gideceği belli, ama bir de fark var. Führer Almanya'da gerçekten ekonomiyi çok güçlendirmişti. Ve üretimi de olağanüstü hale getirdi. O otoyolları filan. Otoyollar, işte Volkswagen'ı yaptı mesela filan. Arabalar, şunlar bunlar. Yani gerçekten enflasyon öyle bir haldeydi ki Almanya'da bir otobüs bileti almak için bir çanta para taşınırdı. Böyle bir enflasyondan, yani enflasyonu ortadan kaldırdı falan. Korkunç bir üretim ve ona dayalı da bir savaş makinesi yaptı. Yani Atatürk onu gördüğü zaman dedi ki Almanya'nın durması mümkün değildir. Yani bu kadar hazırlıktan sonra mutlaka savaş çıkacak. Balkan Paktı'nı onun için kurdu Atatürk. Ona karşı kurdu. Evet. Şimdi işin tersliği, yani Hitler bunları yaparken bir güce dayanıyordu. Ama Türkiye'de böyle bir üretim gücü yok. Böyle bir şey yok. Tam tersine uygulanan ithal esasına dayalı ekonomi, yani dışarıdan mal almaya dayalı ekonomi yüzünden Türkiye tarımı ölüyor, Türkiye sanayi can çekişiyor. Evet. Böyle bir durum var. Efendim, ekonomi güzel gibi, niye güzel gibi görünüyor? Yani otoyollar, işte bölünmüş yollar falanlar, bir takım köprüler, şunlar bunlar güzel de bu nereden geliyor? İthal kalemlerinden alınan vergi dolayısıyla ve devlet yatırımları da ortadan kalktığında eldeki para bu tür şeylere harcanıyor. Halkın gözü borç, ama boyanıyor. Borç artıyor. Borç da ayrı. Ha. Yani IMF'den borç almıyor. Ya IMF'den borç almıyor olabilirsin ama sanayin borçlu senin. Felaket oranı. Ve dövizle borçlu. Şimdi en küçük bir döviz oynamasında derhal iflaslar başlıyor filan. Yani senin emperyal falan duranlar var. Senin emperyal siyaset uygulamaya ekonomin falan yok. Üretimin yok.
Yani emperyal siyaset uygulayıp ne satacaksın sen Mısır'a, Suriye'ye, oraya buraya? Satacağın bir şey yok yani. Öyle bir birikimin yok. O da işin komedi tarafı. Ya bir trajedisi var. Trajedisine Türkiye'de Führer rejimi yerleşiyor. Adım adım yerleşiyor. Şimdi garip bir çelişki söyleyeceğim. Yani kendi sözlerimle çelişeceğim. Aslında başkanlık sistemine ben karşıyım tabii, ayrı. Hele Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı olması Türkiye için feci değil, efçadır. Yani onların çok kullandığı bir kelimeyle söyleyeyim. Feci çok kötüdür. Efça ise ondan çok çok kötü demektir. Yani Arapçanın bir özelliği. Yani efçadır, efça. Ama yani eğer başkanlık sistemi sistem olarak gelse, gelecekse, sistem ama sistemli bir başkanlık gelecekse, bugünkü sistemsiz başkanlıktan daha iyi olur. Çünkü bugün sistemsiz, yasasız, keyfi, yani tek kişinin ağzından çıkan her şey yasa, böyle bir sistem var. Denetleyecek kimse yok, yüksek yargılar teslim alınmış, efendime yüksek yargının çeşitli kurumları teslim alınmış, televizyonlar, gazeteler ya zapt edilmiş, zapt edilmiş, el konulmuş ya korkutulmuş, korkutulmuş. Ya korku da beşeri bir haldir. İnsanlar korkmakta da haklı yani. Ne diyelim yani? Tabii. Ya korkutuyor. Kerem bile 12 Eylül ihtilal döneminde, darbe döneminde Kenan Evren bile kanun çıkarttığı vakit veya bir karar verdiği vakit 5 kişilik konsey. Kanun çıkarıyordu, evet, 5 kişilik meclis. Bu direkt. Bu ya yani, hakikaten onlar kanun çıkarıyorlardı. Yani yine söyleyelim, siz de biz de yargılandık. O günkü yargı sistemi bugünkü yargı sisteminden çok daha adildi. Bakınız, biz ikimiz yargılandık idamla. İdamla yargılandık, beraat ettik. Beraat ettik ya Yaşar Bey. Asamadılar. Yahu efendim, bizi beraat ettirenler, bizi beraat ettirenler askeri hakimlerdi. Evet. Çünkü askeri hakim de olsa onlar hakimdi. İşte böyle. Bu şey, bakın. Şunu bir ekrana getirelim. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası. Ben çok da yandayım, görünmüyorum galiba. Ya, hep uçta oturuyorum. Hep uçta oluyoruz zaten. Bu, yani 587 sanık, evet. Malum. Evet. 220 idam isteniyor. En başta da bendeniz bak o. Ama beraat ettik. Beraat ettik. Sayın okuyan beraat etti. Kim beraat ettirdi bizi? Bizi beraat ettiren askeri hakimler. Birisi de hakim değildi, bir generaldi biliyorsunuz. Tabii ki. Mahkeme başkanı kısa bir boyunca generaldi. Evet. Bir generaldi. Selamoğlu'ydu. Evet. Selamoğlu ve biz beraat ettik. Yani Türkiye'de hakimler var. O idamen ve bugün olsa var ya. Derhal. İdama falan. Bugün Genelkurmay Başkanı örgüt lideri diye müebbete mahkum oldu ya. Böyle bir şey olur mu yani? Yani hakikaten insanlarımız bizim çıldırmıyorsa akılları çok güçlü demektir. Bu nasıl bir şey yani? Ne hale geldik? Şimdi şunu kastediyorum. Yani sistemli bir başkanlık gelse, nedir sistemli? Amerika'da yargı bağımsız. Yargı o kadar bağımsız ki yani yargıda, mahkemelerde, ceza mahkemelerinde karar verecek olanlar jüri. Jüriler karar veriyor yani. Jüri yani yargı bağımsız. Efendim, kongre bağımsız. Kongre başkanından bağımsız. Yani hiçbir başkanın herhangi bir televizyonu ele geçirmek, zapt etmek gibi bir hayali bile olamaz. Zaten iki dönemden sonra da gidiyorlar. Obama diyor ki, ben çok iyi bir başkanım ve bir daha seçilsem de daha iyi bir başkan olacağımı biliyorum. Ama Amerika'da sistem böyle diyor. Ve değiştiriliyor. Şimdi öyle bir şey olsa tamam, ama yok. Sayın Bakanım, sistemsizlik. Çeltiyi Polatlı'da ekemezsin. Ha, affedersin. Şurada söyleyeyim de unuturmuş çünkü. Şimdi işin bir başka yanı, geçen sefer de söyledim. Herkes uyanık olsun. Gelen şeyi anlamak bakımından. Şu anda AKP'nin getirdiği anayasa taslağında iki madde var ki tam felakete nokta koyacak. İki madde. Bir, başkana meclisi fesih yetkisi veriliyor. Hadi inkar etsinler. Yok böyle bir şey desinler. İki, başkana tek başına
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veriliyor ve eminim ki o kararnamenin de meclisten geçmesine gerek görmeyecekler. Onu da bir madde halinde ekleyecekler. Bu ne? Bu ne bu? Ya bu Hitler filan, Hitler diyoruz ya. Ya bu Hitler'i filan aşıyor. Başka bir şey bu. Bu nedir? Bu işte hilafet sistemidir. Şaka gibi gelecek ama geçenlerde birlikte uçakta seyahat ettiğimiz bir AKP milletvekili, AKP milletvekili bana Türkiye'nin kurtulması için, İslam dünyasının kurtulması için bizim de bir halifeye sahip olmamız lazım dedi. Sen ne hemen beni gösterseydin? Yaşar Okuyan'dan daha güzel halife ya mi? Ya aklıma gelmedi hakikaten ya, ama sakalı yok. Ya, iki dakikada bıraktırız abi. İki dakikada, iki üç gün lazım. Ya neyse idare ederiz. Şimdi ya bir milletvekili bunu söyleyebiliyor. Yani söyleyebiliyor. Yani evet. istenen halife, halife, halife. Şaka değil ya. Ya nasıl anlatacağız Yaşar Bey? Hakikaten ben bazen sıkıntıya giriyorum. Ya bu halka bunları nasıl anlatacağız? Anlatacağız abi. Peki. Sayın Bakanım. Bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi biraz evvel başkanlık sistemi falan diyorlar. Örnekler de veriyorlar ve bilim adamı titriyle çıkan televizyonlarda insanları da görüyorum. Şimdi Çelti, pirinci, Polatlı'nın o ovalarında yetiştiremezsin. Kurak yerde yetişmez. Yetişmez Çelti. Yahut da buğdayı gidip de sulak bir yerde yetiştiremezsin. Çok sulak, çürütür. Şimdi bize model olarak dayatmaya çalışıyorlar. Bunu bir ifade etmek istedim. Bu çok yanlış bir olay. İkincisi, şimdi bakın Hitler'den, Mussolini'den insanlık büyük dersler çıkartmış. Birleşmiş Milletler kurulmuş ve uluslararası sözleşmeler yapılmış. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi. Bağışlayın, ders çıkarmak iki türlü olur. Bunlar da ders çıkarıyor. Bir önlemek için, evet. Bir de kullanmak için. Evet. Bunlar kullanmak evet. için ders çıkarıyorlar. Evet. Ha. Şimdi bakın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi. Bu tür diktatörlüklerden insanlık acı çekmesin diye. İki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Sözleşmeler var. Bunlara taraf olmuşuz. Bir de kurumlar var. Bakın anayasa mahkemeleri bu bundan sonra ortaya çıkıyor. Yani Hitler'den, Mussolini'den sonra çıkıyor. Çünkü keyfi davranıyorlar. Dediğiniz gibi kararnamelerle bir şeylerle yönetmeye çalışıyorlar. Hukuka, evrensel hukuka uygun olsun diye anayasa mahkemeleri ihdas edilmiş demokratik ülkelerde. Fakat bunlar arkalarından dolanıyorlar. Şöyle yapıyorlar, kapatmıyorlar. Kanunu sulandırmak suretiyle oraya atadıkları adamları kendi trollerinden, kendi ekiplerinden atamaya çalışıyorlar. İşte hep tartıştığımız olay o değil mi? Hakimlerden kaygı duyuyor vatandaşımız. Bakın Muharrem İnce işte Antalya'daki konuşmada şunu söylüyor. İlk diyor gözaltına alacak kişiler biz birincisi benim diyor biziz diyor. Onlara bir şey olmayacak bize olacak diyor. Korkuları var haklı kaygıları var. Çünkü eğer siz mahkemelere yargıyı bağımlı hale getirirseniz taraflı hale getirirseniz onlarla birlikte çay toplamaya giderseniz vatandaş bundan kaygı diyor. Onu belirtmek istedim sizin. Evet vatandaş korkuyor. Hepimiz korkuyoruz. Ama yeryüzünde cesur adam yoktur, korkuların üzerine giden adam vardır diye güzel bir söz var. Ya ben korkmuyorum. Korksan da inandıklarını söyleyeceksin ve neye inanıyorsan onu yapacaksın. Mesela bu yani. Şimdi 3-4 dakika kaldı. Sayın Bakanım, şimdi bu MHP'nin kongresine vaktimiz olmadı. Şimdi gelen şey de var, hani MHP'den de bahsedecektiniz evet, evet. ama 3-4 dakika kaldı. Onun için özür diliyoruz. Çünkü ilan ettiğimizde konu başlıkları oydu. Ama şimdi bu arada tartışma devam ediyor. 4,5-5 ay. Hiç umurunda değil. Şehitler geliyor Türkiye'nin diğer gündemi. Şimdi boyuna oyun içinde oyun. Oyun içinde oyun. Balgat'ta oturanlar, Bahçeli ve etrafındaki 8-10 kişi. Şimdi en son yani Yargıtay Başkanı bir de dedi ki kesin hükümdür. Yani bitmiştir. Yapılacak. Şimdi bu sefer yine Balgat kıvırmaya başladı. Efendim tamam. Önce o şişman bir şey var, arkadaşımız var. Çok sempatik, çok da seviyorum onu. Tuğrul Türkeş onunla ilgili çok ilginç şeyler anlattıydı bir ara. Hani onlara girmiyorum. Şahsiyet zedelerimiz. O bir açıklama yaptı. Efendim tamam yapıyoruz, seçimli kongre yapıyoruz dedi. Bir tarif verdi. Arena spor salonunu tuttuk dedi. Ulan arena spor salonunu nereden tutuyorsun? Tuttuk dedi. İki tane de tarif. Sonra bugün bir tweet attı Bahçeli. Dedi ki hayır dedi 10 Temmuz'da
seçimle kongre yapacağız dedi. Şimdi dikkat edin. Sonra o tweet şeyde şöyle bir cümle var. İnsanlar bilmediği için ben MHP'nin tüzüğünü aldım, inceledim. Orada iki şey var. Bir, öyle bir tüzük hazırlamışlar ki tam faşizm. Tam yani içinde için böyle baş. Yani şimdi Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'a diktatör falan diyor. Allah'tan korkuyor. Sen ondan az mısın? Yani o Tayyip Erdoğan'a diktatör deme hakkını sen nereden buluyorsun? Sen önce kendin demokrat ol. Bakın 63. madde diyor ki olağanüstü bir kongre. Hiçbir şekilde seçim yapılamaz. Yani tüzük tadilatı yapılır, bilmem ne olur. Yani genel başkan seçimi filan olmaz. Şeyde. Şimdi bu adaylığını düşünen insanlar da haklı olarak bunun değiştirmesi önce tabii tüzük tadilatı olacak. Şimdi Yargıtay'dan da geldi ya, yani onlar iyice sıkıştı Balgat. Şimdi orada şöyle bir şey diyor. Buyurun diyor, kim diyor adaylığını koyacaksa karşısında ben varım diyor. Buyurun. Parti tüzüğüne uygun adaylar gelsin. Şimdi buradaki püf noktası şu. Püf noktası disiplin kurulu tüzükteki 77. madde. Orada diyor ki parti üyesi çeşitli sebepler geliyor. Buna diyor uyarma, kınama, partiden geçici çıkartma, kesin çıkartma cezaları verir. Şimdi uyarma, kınama ayrı. Kesin çıkartırsa zaten mahkeme yolu var. Mahkemeden Sinan Oğan da aldı geldi. Ama buradaki esas püf noktası partide geçici olarak yani geçici çıkarma cezası verilirse 6 aydan 2 yıla kadar bu süre içerisinde bunu almış olan MHP'nin bir üyesi hiçbir aday olamaz. Hiçbir yere aday olamaz. Hiçbir partinin faaliyetlerine katılamaz. Şimdi benim aldığım bilgi bununla ilgili hazırlık yapıyorlar. Tak 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 bunları hemen yani şu bir haftası. Şimdi diyorlar ki hayır biz ihraç etmiyoruz. Kimseye disipline vermedik. Tabii şu anda vermediniz. Ama hazırlık orada. Ve çıkartıp mevcut aday 3 tane 5 tane neyse bunları şey yapacaklar. Ondan sonra buyurun kongrese kongreye girecekler. Bu dikkati çekmek istiyorum. Şimdi burada tabii rahmetli Türkeş yani ya yaşadık işte. Ya ikinci milliyetçi cephe diye anılan hükümette hatırlayın. MHP Genel İdare Kurulu toplantısında bize düşen başbakan yardımcısı ve 4 bakanlığı dedi ki siz aranızda müzakere edin seçin dedi çıktı odasına. Ya Türkeş bakanlığı direkt kendisinde olan yetki. Şimdi böyle bir yerden yani Nazım Hikmet'in Memleketim şiirini okuyan kongrede biliyorsunuz rahmetli Türkeş. Evet. Yani şimdi bu yani tabii dışarıdan baktığınız vakit Türkeş çok işte diktatör vesaire. Şimdi gelinen noktaya bakıyorsunuz böyle bir şey. Bu MHP tabii şimdi diyorlar ki niye bu kadar MHP'nin kongresiyle şey yapılıyor? Ya MHP meselesi değil çünkü. Türkiye meselesi haline geldi. Yani bunu bir dakikamız kaldı. Peki. Ben size bir şey sorayım ya. Affedersin. Estağfurullah. 80 öncesinde 1000 kişi saysaydık MHP Genel Başkanı olabilecek. Devlet Bahçeli'nin adı akla gelir miydi? Şimdi bak Sayın Bakanım bu akşam çok önemli belgeler de yetmedi. Ama bu vesileyle bana mesaj atan arkadaşlara da şunu söylüyorum. Yabancı bir televizyon değil o da. Yarın akşam saat 20 ile 22 arasında KRT televizyonu. Yani KRT, Kültür Radyo TV. Kültür Radyo Televizyonu. Desimart'ta var, Uydu'da var. Lütfen o Desimart 147 bu arada söyleyeyim. Ha, bak, onda, orada bazı şeydi. Çünkü yetmiyor, işte evet. Yetmedi. Ama çok önemli. O sizin evet. Sorunun cevabı da orada var. Orada evet, var. Tamam, güzel. Şimdi siyasi partilerde disiplin işlemlerinde tedbirli disiplin kuruluna sevk ederler. Bu hüküm vardır. Şimdi yani önlemli. Şimdi büyük bir ihtimalle eğer engel çünkü hukuk tanımıyor bir takım kişileri tedbirli olarak sevk ederse o tedbirli sevk edilen kişi aday olamaz. Ama asıl önemli olan şu. Şimdi 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı Yargıtay'dan onandı mı? Onandı. 12. Sulh Hukuk Mahkemesi neye karar verdi? MHP'yi olağanüstü kongreye götürecek 3 kişiyi çağrı heyetini yaptı. Demek ki artık bu aşamadan bitmiş. Sonra MHP Genel Merkezi'nin ben olağanüstü yapıyorum tarih budur deme yetkisi yok. Evet. Mahkeme kararı kesinleştiğine göre o heyet onu yapacak.
tüzük değişikliğini gerçekleştirir. Tüzük değişikliği gerçekleştirdikten sonra seçimi yapılabilir. Onay evet. bu. Ama nereden bakarsanız bakın bir siyasi partide böylesi bir algı yaratılırsa, yani o partide demokrasinin olmadığı, genel başkan adayları konusunda demokrasinin hiçe sayıldığı gibi bir algı olursa o seçmen sandığa gitmez. İşte AKP, baştan söylediğim olay o. Sadece Recep Tayyip Erdoğan AKP'yi yönetmiyor. Bu tür kargaşalar sürekli tek adama yarıyor. Evet. Evet. Vaktimiz şey yaptı ama yönetmenimden bir dakika, yani hiç olmasa bu kadar ağır şeyin içinde bir arkadaşımızın, izleyicimizin bana gönderdiği bir fıkra var. Tam günümüze uygun bir diktatör fıkrası. Aynen okuyacağım. Şimdi diktatörün biri falcıya gidermiş. Halini sorar. Falcı gözlerini yumar, yoğunlaşır. Sizi büyük bir caddeden üzeri açık arabayla geçerken görüyorum. Diktatör sırıtır sorar. Peki halk memnun mu gözüküyor? Evet, her zamanki gibi. Peki, diktatör devam eder. Halk arabanın etrafında koşturuyor mu? Evet. Deliler gibi. Peki polis yolu açmakta zorlanıyor mu? Evet, inanılmaz şekilde. Peki insanlar bayrak taşıyorlar mı? Evet, ülkenin hem bayrağını hem de ümit ve gelecek güzel vaat eden pankartlar taşıyorlar. Peki diyor diktatör, ben bu hareketlere nasıl tavır gösteriyorum? Falcı bakıyor, işte bunu göremiyorum diyor. Neden diyor? Çünkü tabutun kapağı kapalı. Hepinize iyi geceler. Evet.